Herkese merhaba, ben Derin. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün oldukça popüler olan Vicious kitabının yorumunu yapacağım. Hani biraz spoiler içerebilir, baştan uyarıyorum. Ben Merilo'nun kitaplarını çok seviyorum. Kendisi çok iyi ve yetenekli bir yazar. Hani zaten bir kitap Merilo'nun olunca tamam diyorum, bu güzel bir kitap, alıp okumalıyım. Ve Vicious da şahane bir kitaptı. Yazarın yazdığı diğer kitaplardan daha farklı, çünkü bu bilim kurgu diyebileceğimiz bir kitaptı. Onun dışında Genç Elitler ve Şampiyon serisi biraz daha farklıydı. Ben Vicious'u çok beğendim. Zaten yabancı yayınları kitap çıkmadan önce, hatta 1-2 ay önce bunun reklamını yapıyorlardı. İşte Vicious oyunu diye hashtagleri vardı. Ben de merak ediyordum. Ve isterseniz konusuna giriş yapalım. Bilim kurgu dedim. Aslında konusu biraz tanıdık geliyor. Bir oyun var ve siz oyunun içine giriyorsunuz. Gerçek yaşamın yerini alıyor. Bu bana biraz, neydi kitabın adı? Ready Player One başlatı anımsattı. Çünkü yani ikisinde aslında ortak nokta çok fazla. Ama Merilo'nun kitabı daha sağlam, daha iyi bir kitaptı. Çünkü yarattığı dünyayı sağlam temeller üstüne oturtmuştu. Yani siz kitabı okurken her sayfanın içinde ya ben herhalde buradayım, ben de o yarışmanın içindeyim diyebiliyorsunuz. O ortamı o kadar iyi yansıtmış ki hani tamam diyorsunuz ya, biz herhalde beraber yarışıyoruz burada. Şöyle ki Emika Chan isimli bir kızımız var. Kendisi renkli saçlara sahip, gökkuşağı şeklinde, saçları şeklinde mi? Gökkuşağı renkli diyelim, saçları var. Ve öncesinde, yani birkaç yıl öncesinde bir hata yapıyor ve hapse gidiyor. Bu yüzden Vicious oyununda kendisini şey yapamıyor, yani nasıl söylesem. Yanlış yaptığı için bu kara evren diye bir yer var. Vicious'un altında daha bu karanlık işlerin döndüğü, borsa, kumar, bunların olduğu bir yer var. Ve Emika biraz oralara da karıştığı için sonuç olarak bir cezası var kızın. Ve bu yüzden Kimberly'i çok açığa çıkartmak istemiyor. Vicious oynarken de tek bir hesap kullanmıyor. Yani birden fazla hesabı var. Bu yüzden de yüksek bir seviyesi yok oyunda. Ve Vicious finalleri var. Bu finallerde önemli yarışmacılar var ve onları bir araya getiriyorlar ve yarıştırıyorlar. Yani hafif bir açlık oyunları havası var orada da. Ve yarışıyorlar. Emika da evinden izliyor. Vicious'a girmek için yapmanız gereken şey ya bir gözlüğü takmak ya da lensi takmak. Girdiğiniz zaman hani otomatik bir şekilde siz o sisteme bağlanmış oluyorsunuz. Ve Emika yanlışlıkla yapıyor ama Vicious oyununu hackliyor. Nasıl hackliyor falan oluyorsunuz. Hani o kadar mükemmel bir oyunu nasıl hackleyebilir? Bu Vicious'un da yaratıcısı var. Hideo Tanaka isimli. Ve kendisi bizim Emika'dan 2-3 yaş falan büyük. Ama hani adam dünyayı yönetiyor. Çünkü Vicious oyununu yaratmış. Çok zengin işte. Her şey onun elinde falan. Ve Emika'yı yanına çağırıyor. Hani düşünsenize, kız oyununuzu hackliyor. Siz o kadar uğraşmışsınız üstüne. Oyun hacklendi yani. Bildiğiniz yarışma finallerinde falan. O işte oyun hacklendi, bir şeyler oldu diye. Ve yanına çağırıyor. Aslında biz burada Emika'nın oyunu hacklemeyi başaran tek kişi olmadığını fark ediyoruz. Ve Hideo da Emika'dan diğer hackleyici, hacker, diğer hacker'ı bulmasını istiyor. Ve Emika'yı oyunların içine sokuyor. Kitap genelde bu şekilde ilerliyor. Zaten çok bomba bir sonu vardı. Ben Merilo'nun kitabını çok beğendim. Dediğim gibi Vicious olayları, işte oyunları, oynayışı. Yani bilgisayar oyununun içindeymişsiniz gibi ama bilgisayar oyunundan daha fazlası. Hani insanlar bu normal hayatta da takıyorlar o gözlükleri ya da lensleri. Ve işte insanların üstte bilmem kaçıncı seviye yazıyor. Ve gündelik işlerinizi yaptığınızda bile Vicious üzerinden puan alıyorsunuz. Yani gerçek hayatın yerine geçmeye başlıyor buradaki sanal kurgu. Kitapta belirli bir zaman yok. Hani bu bir 2 yıl sonrasının geleceği de olabilir. 500 yıl sonra da olacak olan bir şey olabilir. Çok güzel ve başarılı bir kitaptı. Okumanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.